Depoyu çizgi. Dayla at bir şey yavaş. Tut. ...1996'da Hakkari Çukurcu'da yararlandım. Gazi Zafer Güneş. 2001'de basketbola başladık. 2017'ye kadar Binfil oynadım. 2019'da İngiltere'de düzenlenen Euroleague 1 finallerinde... ...orada maçlarda izlerken... ...başka bir salonda çocukların maç yaptığını gördük. Yani adına da Junior League koymuşlar. Böyle 7-17 yaş altı. Çocukların hepsinin altında sandalye var. Hakem var, resmi müsabaka yapıyor. Hepsi çocuk, yani bunu biz niye yapmıyoruz? Yapar mıyız, yapmaz mıyız? Türkiye'ye geldik, hocalarımızla istişare ettik, konuştuk. Olur mu, olmaz mı? Başkanımıza söyledik, yöneticiye söyledik. Olur dediler, sonuna kadar arkanızdayız dediler. Başlayın, desteğe sonuna kadar arkanızdayız. Salon siz dedi, salon siz dediler. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Biz de işte okullara... haber bıraktık. İşte engelli çocuklarla görüşmeye başladık. İşte gittiğiniz fizik tedavi atölyesinde merkezlerinizde işte sizin gibi engelli olanları davet edin. Gelin. Başlayalım dedik. İlk başta 3 kişiydik, 4 kişiydik, 5 kişiydik. 10 kişi olduk. Şimdi 16 kişiyiz. Haftada 4 saat idman yapıyoruz. Hafta içi 2 saat, hafta sonu 2 saat. 7-17. Yani ilkokulla lise en büyük lise 2'ye gidiyor şu anda. Yani çocuk grubumuz var arka tarafta. Mesela onlar Kıvop'la ilkokul. İlkokulla yeni başlayanlar. Onlar da aktif olsunlar, araba sürsünler. Yani sonuçta hepsinin basketbolcu olmasını istemiyorum. Yani sonuçta ben basketbol antrenörüm ama hepsi basketbolcu olduk diye bir şey değil. Evdeki engelliler de bir şekilde gelsin, burada sadece araba sürsün. Sadece araba sürsün, kendi gibi engelleri olanlara neler yaptığını görsün, neler yapabildiklerini görsün. Yani kendisine de bir şeyler yapabileceğini görsün. Burada A takım oyuncularımız da var. A takımı mesela haftada 2 gün idmanlarımıza A takımı da katıyoruz. A takımda abilerini de görüyorlar. Buradaki maçlar yapıyoruz. Maçlarda neler yaptıklarını görüyor. Burada Galatasaray geliyor, Beşiktaş'ı geliyor, İzmir'i geliyor. Deplasman maçları onların da dışarıdakilerin de engel olup da neler yapabildiklerini görüyorlar. Sadece Ankara'da TSK Radyasyon Merkezi Engeller Spor Kulübü dışında bu şekilde Junior League, yani bize de yani Junior çocuklarla uğraşan, genç grupla uğraşan, bir altyapıyla uğraşan hiçbir takım yok. Sadece biz. Yani biz de burada hepimiz gönüllüyüz. Gönüllü hocalar, hani aileler de gönüllü. Mesela aile diyor ki benim çocuğum diyor işte evdeyken diyor bir bardak su almaya gidip gelmez diyor. Yazı yazmaz diyor. Dışarı çıkmaz diyor. Şimdi diyor ki ben diyor su istiyor. Ben anne diyor baba ben alabilirim. Siz almayın diyor.
Sandalyesine biniyor diyor, gidiyor suyunu alıyor diyor. Yazı yazmaya çocuk diyor, yazı yazmaya başladı diyor. İşte ekmek al, ben alırım. Şimdi yavaş yavaş metrole kendisi gelenler var. Şimdi ailelerde öyle bir dönüş olduğu zaman yani bize de şek veriyor. Şu anda iki tane çocuğumuz A takımda deplasmana da gidiyor, buradaki maçlara da gidiyor. Yani bırakın çocuk tek başına su içmeye gitmeyen çocuğu biz şu anda deplasmana götürüyoruz. 6 yıl önce işte Ebu Bekir Yıldırım, Volkan Gülen arkadaşımız var. Böyle ortaokulda işte birisi çift kanatlarında kalede kalecilik yapıyordu. Öbürü de sandalyede okula gidip geliyordu. Kemal hocam işte bizim yardımcı arkadaşımız. Bunları görüyor ya gel bizde basketbol oyna. Oynarsa oynamazsın işte geldiler işte ilk başta olur mu olmaz mı. Bak hoşlarına gitmeye başladı. Gidip ki aileleri götürüp getirmeye başladı. Yaşları da gençti. Biraz da kabiliyetleri vardı. Genç milli kadrosuna seçildi. Yani genç bitir kadrosundan sonra A takım genç bir kadrosundan Avrupa'ya gittiler. Avrupa şampiyonu oldular. Dünya ikincisi oldular. Daha sonra Volkan arkadaşımız A takıma seçildi. A takımda olimpiyatlara gitti. Yani bizim kulüp açısından bizim açımız çok kuruluyoruz. Neden bizden daha çok oyuncu olmasın? Neden bunun gibi oyuncu yetiştirmesin? Yani sadece Ankara değil, yani Türkiye'nin her yerinde. Her yerinde, her ilinde bu şekilde organize olması lazım. Ya sporla tanışması istiyorum. Ya sporla tanışan her birey, ailenin, yani çocuğun sporla tanışması, sadece spor yapması onun vücudu için hem aile için çok iyidir. Ha sadece gelsin burada herkes basketbolcu olsun demiyoruz. Yani herkes profesyonel basketbolcu, A takıma gitsin, vurdu gitti, parçası kesti değil. Yani her çocuk vücut yapısına göre zaten bir spor dalı var. O spor dalını zaten biz yönlendiriyoruz. Ben 15 yaşına gireceğim, bir günüm var yarın. Basketbola çok küçük bir trafik kazası sonucu hastanede yatmaya başlamıştım. O aralar yataktan kalkmıyordum. Yani çok nadirdi. Hastanede ne olup ne bittiğine bakarken burayı keşfettim. Sonra burada birkaç kez atış denerken hocalarımız başlamak ister misin diye sordular. Ben de olur dedim. Yani hiç böyle bir hale geleceğini bilmiyordum. Bu şekilde tanıştım. 8 yıldır da basketbol oynuyorum. Yani memnunum. Bu benim için bir hobi. Evden bu sayede daha fazla çıkabiliyorum. Normalde evde pek bir şey yapmadan herkes gibi telefona bakarım. Yani ümitsizliğe kapılmayın. Kendinizden emin olun, yapabileceğim deyin. Çok çalışın bu duruma gelmek için. Yani ben böyleyim, ben yürüyemiyorum, ben yapamam gibi şeyler aklınıza gelmesin. Yani çok çalışın. Eninde sonunda yapabileceğinizi göreceksiniz. Ya eskiye oranla özgüveni arttı. Tek başına bir yerlere gitme isteği arttı. Yapabileceğine inanıyor. Bize bağımlılığı azaldı, sosyalleşti. Bizim gibi olan aileleri, bizim çocukları örnek alsınlar. Hocalarımızın bu özverili çalışmalarını görsünler ve takdir etsinler. Onlar da engelli benim çocuğum deyip eve kapatmasınlar. Spor onlar için bir kurtuluş bence.